Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek bizlerle birlikte dedik. Sabah saatlerinde haber geldi. İlk ne düşündünüz? Ne geldi aklınıza? Ne hissettiniz? Ben, sabah da söylemiştim. Ben yıllarca bugünü bekledim. Böyle hani ölü sevici bir insan değilimdir. Hayatın kutsal olduğuna inanırım ama Fethullah Gülen... ile mücadelenin ne olduğunu bilen, Fethullah Gülen'in ne olduğunu çok önceden üzeri kapatılmaya çalışırkenden bilen insanlardan bir tanesi olduğum için hani ilk ne geldi aklımda saklamayacağım, söyleyeceğim bir türkü vardır. Derince kayın kuzu, derince kazın kuyusu inim inim inlesin diye. Devamını söylemeyeyim, küfürlüdür biraz ama ilk hissettiğim bu olmuştu açıkçası. Ondan sonra da bir sorgulama tabii ki doğal olarak başladı. Ne o sorgulamada? Şu, ben böyle insanlar için, bu terör örgütünün başındaki özellikle Fethullah Gülen gibi bir isim için onların kurtuluşu aslında ölüm. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde yargının daha çok güçlü olmaması, demokrasinin gelişmemesi, adalet kavramımızdaki sorunlardan dolayı bu insanların yargı önünde yargılanması gerekiyordu. Bunların ölümünden önce yaşamamız, görmemiz gereken şeylerin başında bu geliyordu. Yani yargılanmaları ve yaptıkları, işledikleri günahların, işledikleri suçların tek tek onların ağzından dinlenmesi ve ispatlanması gerekiyor iddianamelerden. Ha biz buralarda konuşuyoruz, yapıyoruz. İşte bugün bütün gün Sözcü Televizyonu gününü buna ayıracak. Onu ne çok ne söyleyeyim. Akşam saat 8'de de bir özel yayın olacak. FETÖ'cü örgütlerin mağdurları, bugüne kadar yaşananlar, gazetecisi, askerler, sivil toplum kuruluşlarının başındaki. Çünkü öyle bir örgüt ki arkasında bunun cinayet de var. Doğrudan kurşunu sıkmış değildir belki ama iş yaptıklarıyla cinayetler var. Cezaevlerinde insanların ölümüne göz yumdular. Zorla insanları cezaevine tıktılar. Hani ne, böyle dokunsam bin anlatırım gibi soru cevap gitsek daha sağlıklı ama olacak ama öyle. Ama dokunan yanıyordu o dönemde. Heh, en güzel de ifade buydu işte biliyor musun? Ahmet Şık gözaltında alınırken haykırmıştı dokunan yanar diye. Gerçekten de öyleydi. Dokunanı yaktılar. Üzerine işte Ergenekon'da, Balyoz'da çeşitli o iddianamelerde ve mahkemelerde gördük ki aslında o mahkemelerin çoğu ya da hepsi Fethullah Gülen'i sevmeyen isimleri bir araya getirmek üzerine kuruluymuş. Aralarında suçlular da vardı belki. Türkiye'nin derin devlet sorunu her zaman vardı. Onunla bir karşı karşıya gelemedi. Ama işte onu yapıyoruz diye etrafındaki, beraberindeki kişilerin sayısını arttırdı. Ergenekon'u, derin devleti yargılıyoruz diyerek yola çıktılar ama bir süre sonra gördük ki aslında Fethullah Gülen'i sevmeyen insanlar yargılanmışlar. Sonrasında bugüne baktığımızda üzülerek yine gördüğümüz şöyle bir şey oluyor ki 17-25 Aralık'ta işte iktidara güçlü bir şekilde vurduklarını düşündüler. Bakanların çocukları gözaltına alındı. Ortalıkta olmayan görüntüler konuşuldu gene kendi taktikleriyle ve 17-25 Aralık'ta kırılma noktası ne zamandı? İlk ne zaman sorunlar çıktı? İktidarla cemaatin arasındaki evet. Mi? İktidar ve FETÖ arası. Hani evet FETÖ daha doğru ifade doğru. O zamanlar onlar cemaat diyordu ya insanın ağzında hala şey oluyor. Biraz aslında iktidar mücadelesinin başladığını çok net görüyoruz. Yani Fethullah Gülen örgütünün, o FETÖ'cü örgütün en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. İddianamelere de girmiş bir şey. İstanbul'daki ana dava iddianamesinde vardı bu. FETÖ'yü tanımlarken savcının şöyle bir ifadesi vardı. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinden işte DEVSOL, PKK ya da Hizbullah gibi örgütlerden en büyük farkı şu. Bu örgütler yani bahsettiğimiz PKK gibi örgütler devleti yok etmeye çalışıyor. FETÖ ise devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüttü. Ve dolayısıyla iktidara gelmek istiyordu. Yani hani devlete atıyorum toprak istemiyordu, devlete zarar verip güç almak istemiyordu ya da terör estirip bir şey yapmak, devleti ele geçirmek istiyordu. Devleti ele geçirip ne yapacaktı? Nihai hedefi neydi sizce? O tabii daha ispatlanması çok zor bir şey olsa da benim hani gördüğüm kadarıyla bu yani sonuçta şu adam Allah aşkına Erzurum'da doğmuş, İzmir'de gitmiş, çok güzel konuşuyormuş. Bu tek başına bir insanın yapabileceği bir şey değil. Arkasında kesin bir istihbarat örgütü var. Hani CIA midir, Mossad mıdır bunu ispatlamak işte çok zor. Yani en azından şey, bilinir bir şey değil ama bir istihbarat örgütü olduğu için arkasında iktidarı ele geçirip, iktidarı yönlendirip Türkiye'yi zayıflatmaktı belki de en büyük. En net gözüken o belki demeyeyim. En net amacın ne olduğunu görmek mümkün. İşte bu kavga ne zaman başladı derseniz benim hatırladığım 17-25 öncesi iktidarın bir hamlesi. Dershaneleri Fethullah Gülen'in en büyük, en güçlü yönüydü o. Dershanelerin evet. Kapatılmasını söylendiği zaman orada bir itiş kakış başlamıştı açıkçası. 17-25 Aralık'ta peki ne oldu? İşin kötü tarafı o. 17-25 Aralık'ta biz onu da iktidar bir milat olarak kabul etti ve biz şunu gördük. Evet. 17-25 Aralık'ta geçmişte ne yapmış olursa olsun kendisi FETÖ'ye sırtını dönüp iktidara iyi gözükenler affedildi.
Bu da çok yanlıştı işte ve yargılanmadan affedildi bu isimler. Ve yargılama Devleti Televizyonu Genel Müdürü Ali Şerdelek bizlerle birlikteydi, sorularımızı yanıtlıyordu. Cümleniz yarım kaldı az önce. Öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki, bak şimdi Emel Okaygün, haber müdürümüz Emel Okaygün bana yukarıda hatırlattı. Cuma günü bir haber gelmiş, İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet bulunan ve sözde ev abisi oldukları tespit edilen iki kişi yakalandı. Şüphelilerin örgütün yeni haberleşme sistemi olan, ismini burada açıklamayayım, bir uygulama kullandıkları belirlendi. Hala 15 Temmuz'un üzerinden ne geçmiş? 17-20, 15 Temmuz kaç yıl oldu ya? 7-8 yıl oldu neredeyse. Üzerinden bu kadar vakit geçmiş. FETÖ'yle kararlılıkla mücadele ettiğini söyleyen bir iktidar var. Öyle de yapıyor, fark ediyoruz, ama hala yeni uygulamalar, yeni mesajlaşma sistemleri, yeni insanlarla karşı karşıyayız. Çok tehlikeli ve çok sinsi bir şey. Şimdi mesela sosyal medyada ben de gördüm. Acaba bu ölümden sonra bir alt mı çıkacak? Daha yani gününde ortalığı bulandıran, tartışmaları yol açabilecek, dezenformasyonu iyi kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Tabii ki herkes uyumadı. Şimdi ben asıl onu, buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi de buydu, yayına geliş amaçlarımdan bir tanesi. Arkadaşlardan da rica ederim, Sözcü Gazetesi'nin zamanındaki manşetlerini bir görelim. Herkes uyumadı. Aslında çok büyük bir kesim uyanıktı. FETÖ'nün, yani Fethullah Gülen'in, onların cemaat dediği bu örgütün bir terör örgütü olduğunu, terör örgütü denmese bile o günlerde ülkeye, iktidara, demokrasiye, adalete, memlekete ve gençlerimize, geleceğimize zarar veren bir yapı olduğunu görenler de vardı. Bunların başında da işte bu manşetleri atan Sözcü Gazetesi geliyordu. Tehdit olduğunu söyleyen ilk gazete Sözcü Gazetesi miydi? Ya herhalde az konuşan, o zaman sadece gazete olarak da değil, yani bir kurum olarak tamamen tehdit olduğunu söylüyorlardı. Ve şimdi ben bunların bazılarını size, ben tarihlerini söyleyeyim. Şimdi bugünden bunları yazmak çok, iktidara yakın medya bunları böyle hemen hemen her gün şeylere veriyor. Benzerini yapıyor 15 Temmuz'dan sonra, ama bak elimdeki burada var mı bilmiyorum. Yok, söyleyeyim. Hangisi? Ben. Önemli değil, önemli değil. Bu burada kalsın. Dokunanın kaseti çıkıyor demişler ve Fethullah Gülen'e karşı olanların ses kayıtları ortaya dökülüyor. Şüpheler cemaatte diye 11 Mart 2008, bak 2008 yılının başlığı. Emin Çölaşan, yazarımız Emin Çölaşan demiş ki, Amerika'dan ahkam keseceğine Türkiye'ye dön. Bu da 2008 yılında. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Fethullah Gülen'i hedef alanlardan, belgeleri Fethullahçı basına sızdırıyorlar diye Emin Çölaşan'ın yazısı. Askerden askere Fethullah operasyonu diye gazetenin manşeti 2009 yılı. Türkiye'yi Fethullah hareketi yönetiyor diye 2010-2009 yılında gene Emin Çölaşan söylemiş. Bu manşetlerin hemen hemen hepsi 2008-2009-2010 yıllarında atılan ilk manşetler ve devamı da geldikçe gelmiş. Bunu niye önemsiyorum? Bak, Fethullah tezgahı 2009. Bunu niye önemsiyorum? O yıllarda özellikle Emin Çölaşan dahil olmak üzere bu gazete FETÖ dedi. Yani bunun bir terör yapılanması olduğunu söyledi. Döndük dolaştık. 2015'te, yani 15 Temmuz'dan hemen sonra bu gazete, Emin Çölaşan başta olmak üzere yazarları Necati Doğru, dönemin işte genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, gazetenin diğer yazarları, gazetenin CEO, kurumun CFO'su FETÖ'den yargılandılar ve ceza aldılar. Bak şu manşetleri atan gazete, patronu yurt dışında ifadeye çağrılıyor, sürekli ifadeye gelsin diye. 10 yıl önce, 9-10 yıl önce FETÖ diyebilen, bugün şimdi herkesin söylediği şeyleri söyleyen gazete yargılandı ve dosyası Yargıtay'da ve inanın benim gördüğüm, benim bildiğim 3-4 yıldır Demokles'in kılıcı gibi tepemize sallanıyor. Yargıtay kararını vermiyor. Kaç yaşına gelmiş Emin Çölaşan, Metin Yılmaz, işte Necati Doğru'nun cezaevine girme riski var. Ve hala Yargıtay kararını açıklamıyor. Niye? Çünkü bizler burada susalım diye. Bugünün bizim için öyle bir önemi var. Bugün dediğim gibi, hani benim için ölümü şey değil. Yani zaten varlığı hiçbir zaman bir şey ifade etmiyordu. Öldü gitti. Ama onun zihniyeti, onun Fethullah Gülen'in ve FETÖ'nün yöntemleri, zihniyetiyle hala mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Beni endişelendiren ve korkutan da bu. Onun için bugünü illa bir şeyleri milat alacaksak, demokrasinin ve adaletin yeniden sağlanması için milat alalım. Evet, bu adam öldü. Ve bugünü tekrar bunu tartışarak geçirelim. Yaptıkları, onun öğretileri hala hayatın her alanında, yargıda, medyada ya da medyayı şekillendirmek isteyen düzende devam ediyor, yürüyor. Nasıl? Hala Yargıtay'da biz FETÖ üyeliğiyle, FETÖ'ye istemeden üye olmak gibi saçma sapan absürt bir şeyle yargılanıyoruz. Hala insanlar konuşurken sokak röportajlarında bile korkuyorlar.
hala FETÖ borsası adı altında iş adamlarının paralarına çökülüyor, iş adamları tehdit ediliyor. Adaletin ve demokrasinin acilen tekrar eski saygınlığına, eskisinden daha yüksek saygınlığına geri dönmesi lazım. FETÖ ile mücadele 3-5 kişiyi gözaltına almakla olmuyor. Yıllardır bunları çok anlattım, çok söyledim. 15 Temmuz günü ben CNN Türk'te o zaman çalışıyordum. Binayı bastıklarında askerler gidip ifade verdiğimiz zamanlarda da söyledik. 3-5 askerin tutuklanması mesele değil, bütün bir zihniyetin elden geçmesi lazım. Üzülerek görüyorum ki 17-25 sonrası ya da 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün zamanında kullandığı, işte o dosyanın içine kendisini sevmeyenlerin atıldığı isim, kendisini sevmeyen isimlerin atıldığı yargılama süreçleri bugün iktidar tarafından benzeri bir şekilde yapılıyor. Kendisini eleştiren, kendisini yanlışlarına ses getiren, eleştirenlere karşı yargı eliyle hala bazı iddialarda bulunuyor. Yahut da işte çoğu insan hala cezaevinde yatıyor. 15 Temmuz bir kırılma noktasıydı. Peki 15 Temmuz'dan bu yana kaç sene geçti dedik. Ders alındı mı sizce? İşte o anlatmaya çalıştığım biraz da o. Yani dersi yanlış algılıyoruz biz. Yani FETÖ'nün ne olduğunu anladı iktidar yahut da işte ona sempati duyanlar diyeyim ya da onun medyası. FETÖ'nün ne olduğunu anladı ama yeni FETÖ'lerin ortaya çıkmasını engellemedik. Yani bugün hala duyuyoruz, hala haberlerini yapıyoruz. Yargıtay'da, emniyette başka tarikatlar, başka cemaatler örgütleniyorlar. Yani bundan 3-5 yıl sonra bunların da mı başka bir kalkışmasıyla uğraşacağız? Ya da bunların yaptığı yanlışları mı düzeltmek için uğraşacağız? Yani işte görüyoruz, her gün haberlerini yapıyorsunuz, okuyorsunuz burada. Milli Eğitim Bakanlığı'nda o çocukların okullarına hangi cemaat, hangi tarikat sürekli giriyor. Yargıtay'da ne kimler var, emniyetin içerisinde kimler var. Dersi buradan almak lazım. Yani bak, benim kötü olduğum anlamak ders değil. Beni yaratan zihniyetle mücadele et ki sen de kötüleşme. Diğeri de kötüleşmesin. Yani sistemi tekrar inşa etmemiz lazım. Cumhuriyeti ayarlarına getirip tekrar o ayarlarla yola yürümemiz lazım. Cemaatlerin, tarikatların, yani bu illa İslamcı, ocu bucu olmasa, sol örgütler de olursa olsun, herhangi bir örgütün, herhangi bir grubun eline hiçbir şey veremeyiz. Anayasaya verebiliriz, yasaya verebiliriz ve işte hükümlere verebiliriz. Yani kurallarla yürümesi gerekiyor. Bu noktadan bakınca net bir şekilde söyleyeyim, hayır, ders mers alındığı yok. FETÖ kötü, FETÖ'cüler şöyle, Fethullah Gülen öldü, kurtulduk. Tamam da yenileri çıkıyor. O gidiyor, bu gidiyor. Şimdi o çeteler geliyor. Ha, örgütler gitti, çeteler geldi işte. Ya ve bu çeteler çeto diyorlar. Çeto, yani işte aynı zihniyet maalesef devam ediyor. Ders alınmamış. Peki bu ölüm bugün haber geldikten sonra hem Türkiye'de bundan sonrası için hem de yurt dışında etkisi ne olur? Bir rahatlama getirir mi? Ben zaten örgüt üzerinde, yani örgütsel anlamda soruyorsan, örgüt üzerinde çok büyük bir etkisi kaldığını düşünmüyorum ama bir rahatlatmayı şöyle getirecektir. Gördüğüm kadarıyla zaten örgüt içerisinde bir kavga başladı. Büyük bir para da var, miras da var ortada kalan anladığım kadarıyla. Bunun nasıl paylaşacağı beraberinde bir kavgaya götürecektir. Böyle lidere bağlı örgütlerde biz dünya tarihinde de bunu görmüşüzdür. Bu liderin ölmesiyle birlikte örgüt içerisinde kavga başlar. Bu kavgada biraz geriye düşenler de itirafçı olur. Şimdi o itirafçılarda da şöyle bir sorun var. Bu itirafçılar kalkıp da bugün Türkiye'de kimlerle işbirliği yaptıklarını anlatırlarsa, bir de öyle bir sorun var. Bak, daha onlarla uğraşacağız. Bak, daha biz, yeni itirafçılar gelecek. Bence gelecektir ve Türkiye'de kimlerle işte bu işin o hani bürokrasi, siyaset ayağına da uzanabilecek itirafları da duyabiliriz. Onlar bakalım, hani ders almaları oradan göreceğiz. Bunlar gerçekten yayınlanacak, üzerlerine gidilecek mi, ne yapılacak diye, yoksa iş bulandırılacak mı? Yani bir rahatlama olur mu? Olur, nasıl olur? İşte bu örgüt içerisindeki kavgayı avantaja çevirerek olur. Bugüne kadar yapılanları, edenleri öğreniriz ve örgütün biraz zayıflayacağı muhtemeldir. Genelde bu gibi örgütlerde ikinci lider çok da büyük başarı elde etmez. Ama dediğim gibi... İkinci lider demişken kim olur sizce? Ben çok o totolara giren bir insan değilim. Yani açıkçası bilmiyorum da hani hangisi olursa olsun benim için de çok bir şey değiştirecek bir şey değil. Hiçbirimiz için değil ama zaten çünkü sorun şu. Yani FETÖ gitti bitti, işte ÇETÖ müdür nedir, onlarla mücadele edilmesi lazım. Yani dolayısıyla onların o yapıyla bizim onu... O mücadeleyi işte bugüne bir milat alıp o mücadelenin nasıl olacağını tartışmamız ve konuşmamız gerektiği düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben eksik teşekkür kalan bir ediyorum. Şey var mı? Yok, hayır, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.